gördün mü? Azra'nın ne yaptığını gördün mü? Noreze böyle bir şey söylemeseydi benimle evlenmeyi aklından geçirmeyecekti. Ve beni durup dururken ona vermeyeceklerdi. Noreze olmasaydı ne ben ne de Enes kaçacak noktaya gelmeyecektik. Bu korkunç çukurun içine düşmüş olmayacaktım. Sen çukura falan düşmeyeceksin, merak etme. Abimle konuştun mu? Konuştun mu? Yoksa bu evden ölümün çıkmasını mı bekliyorsun? Sen ne diyorsun öyle? İntihar haramdır Meryem. Bana bütün hayat haram oldu Mirab. Enes tepemde sürekli bana kaçalım baskısı yapıyor. Mirab, abime benim için iki laf edemez misin? Ettim. Abim ne söyledi? Murtaz'ım, nereye gidiyorsun? Meryem'in yanına. Neden? Murtaz'ım, sana neden dedim. Ona ailesinin şerefini iki paralık etmeye değecek şeyin ne olduğunu soracağım. O sadece aşık oldu. Peki bunun için ona kim izin verdi? Aşık olmak için izin almak gerekmez Murtaz'ım. Bu bir histir. Kimse ne zaman ve nasıl aşık olacağını bilemez. İnsan bazı şeyleri bilirse, birinin kızı, birinin kız kardeşi ve ailenin namusu olduğunu, baktığı yere dikkat eder. Ve bu ailedeki her kıza ve her erkeğe bu öğretilir. Ama belli ki o bunu unutmuş. Ona dersini yeniden hatırlatmam gerek. Murtaz'ım, lütfen. O beni sırdaşı yaptı. Bu olayı herkese duyurma. O bana güvendi. O zaman konuşma bitmiştir. Ne sen bana bir şey söyledin, ne de ben bir şey duydum. Meryem bu ayın sonunda Norez'le evlenecek. Murtaz'ım, o çocukla bir kere tanışsan. Ben Norez'le tanıştım, o iyi bir çocuk. Bak. Murtaz'ım. Yeter Mirab. Ve lütfen bu meseleden uzak dur. Çünkü bu defa seni korumak için kimseye laf anlatmaya çalışmam. Lütfen. O kadar beklettikten sonra neyle geldin? Hayır mı? Halbuki bana ne büyük sözler vermiştin. Meryem, yine söylüyorum. Ben bir söz verdim ve onu tutacağım. O zaman söyle bana. Ne zaman kaçayım? Bu gece mi? Yoksa Norez'de düğün gecemde mi? Bana evet ya da hayır de. Bana de ki, Meryem, gerçeği kabul et. Umut yok. Sen nasıl konuşuyorsun? Ben Murtaz'ımı ikna edeceğime inanıyorum. Kabul edecek, izin ver, biraz zaman geçsin. Onu da düşünmek için zamana ihtiyacı var. Bütün bunlar Azra yüzünden oldu. Eğer Norez'i bana yönlendirmeseydi, ne annem ne de abim beni ona vermeyeceklerdi. Ve ben sevdiğimi kaybetmekten korkmayacaktım. Mirab, sen Murtaz'ım abimi hiçbir zaman bırakma. O bütün bunları Murtaz'ım abim için yaptı. Kendi hayatını kurtardı. O Murtaz'ım abime sahip olmak istiyor. Tek amacı bu. Seni evden göndermek istiyor. Sakın amacına ulaştırma onu. Benim aşkımı elimden almaya çalıştı. O aşkına kavuşamasın. Meryem. Lütfen ağlama. Ben yanındayım. Bunu sana daha önce de söyledim ve yine söylüyorum. Verdiğim sözü mutlaka tutacağım. Sen ve Enes birlikte olacaksınız. Lütfen buna inan. Ama ne olur böyle ağlama. Ağlama lütfen. Thank you.
Azra, şu örnek sana tam uyuyor. Yaptıklarıyla kendi kuyusunu kazmak. Sen mi bana örnek veriyorsun? Dur artık Azra. Sevdiklerini kendinden daha fazla uzaklaştırma. Yoksa tek başına kalırsın. Doğru söylüyorsun. Baksana. Bugün bu dünyada en yakın arkadaşım, öz kardeşimden de öte olan biri benimle bağını kesti. Benimle hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. Bana seni görmek istemiyorum Azra dedi. Bana keşke ölseydin dedi. O bütün bunları bana söyledi. Ama şunu sakın unutma. Bütün bunlar başıma senin yüzünden geldi. Mirap, sen elimden Murtesim gibi bir arkadaşımı aldın. Hanım anneyi bana karşı kışkırttın. Vakkas amcamın baba sevgisini elimden aldın. Ve şimdi de kız kardeşimi kışkırttın. Bütün bunları sen yaptın Mirap. Azra, ne biliyor musun? Ben sana hiç yanlış yapmadım. Tersine sen diğerlerine zarar vere vere sonunda kendine zarar verdin. Sana yemin ederim Mirab. Gün gelecek ben de senin elinden her şeyini alacağım. Öyle ki dünyada hiç kimsen kalmayacak, herkes seni terk edecek. Senin sorunun ne biliyor musun? Sen Murtasim'i hayatının tek amacı yaptın. Bu harika bir amaç değil mi? Ama üzücü olan tarafı şu ki, o seni ne seviyor ne de seni umursuyor. O seni de sevmiyor ki. Peki ya beni her şeyden, herkesten daha çok sevdiğini söylesem? Bu doğru değil. O seninle sadece hanım anne istediği için evlendi. Mecbur kaldı. O senin yanlış anlaman. Öyle mi? Eğer dediğin doğruysa o zaman test edelim. Edelim. Peki. Meryem Norez'le evlenmek istemiyor. Ama evlenmek istediği kişi için Murtasim'i ikna et de görelim. O zaman ben de seni sevdiğine inanacağım. Sen ne biliyorsun? Çok bir şey değil. Sadece Meryem'in başka biri için hayır dediğini biliyorum. Kimdir, nasıldır, ne yapar? Bütün bunları sen biliyorsun. Ya da Meryem biliyor. Hem zaten aramızdaki kardeşlik ilişkisini de bozmuştu. O zaman ben değil, Meryem'in aile dışından biriyle evlenmesi için sen uğraşacaksın. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Ben sadece ne biliyorsun diye sordum. Mirab, Murtasim asla kabul etmeyecek. O kadarını biliyorum. Maşallah, çok güzelmiş. Şu da çok güzel görünüyor. Baksana, şunu kenara koy, yukarıdan bilezikleri getir hadi. Böyle acele acele nereye?
Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Murtasim'in yanına. Hayatını mı kurtaracaksın? Şimdiye kadar bir canını almadığın kalmıştı çünkü. Bir isteğiniz varsa söyleyin. Tamam. Bu evin gelinisin. Benim biricik oğlumun tuhaf gelinisin. Görümcen evleniyor. Biraz ilgilen, biraz hazırlık yap. Evin işleriyle ilgilen. Anne, siz... Görmüyor musunuz? Meryem bu evlilikten memnun değil. O Norez'le evlenmek istemiyor. O sizin biricik kızınız. Yüzündeki kederi göremiyor musunuz? Başka bir şey? Biricik kızımın yüzündeki kederi göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Peki sen görmüyor musun? O mutlu. Meryem, seni seviyorum. Benim güzel kızım. Gülümse. Hı? Gördün mü? Gülümsüyor. Ve sen mutlu değil diyorsun. Annen seni seviyor kızım. Sen bir tanesin. Gelin olduğunda yüzü parlayacak. Göreceksin. Gerçekten çok şanslıyım. Önce oğlumu evlendirdim ve... Şimdi de kızım evlenmek üzere. Bütün kızlar böyledir. Bütün kızlar yuvadan ayrılmadan önce böyle ağlarlar. Ama maşallah... Benim kızımın o kadar iyi bir ailesi, o kadar iyi bir kocası olacak ki, o evin kraliçesi olacak. Allah onu kem gözlerin nazarından korusun. Değil mi Meryem? Evet anne.
Nerelerdeydin? Ne zamandır seni bekliyorum. Sana ne demiştim? Neden annemi rahatsız ediyorsun? Neden Meryem'in evliliğinin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim. O zaman ne var? Bunu sana kaç kere söyledim. Sorun çıkarmayı bırak dedim sana. Ben sorun çıkarmıyorum Murtasim. Eğer birinin bu evlilikle bir sorunu varsa o da Meryem'dir. O başka birini seviyor. Sen evet, dinlemek istemiyoruz. Onun adını dışarıdan bir adamla duymak istemiyoruz. Meryem Enes'ten hoşlanıyor. Hoşlansın ya da hoşlanmasın. Ama lütfen Mirap, bu meseleyi kapat artık. Hayır, bırakamam. Çünkü Meryem'e değer veriyorum. Eğer ona değer veriyorsan onu ikna et. Anneme yardımcı ol ve lütfen bu meseleyi burada bitir Mirap. Murtasim... Yeter. O Norez'le evlenecek ve ailede böyle iyi bir genç varken o zaman buna... Ne biliyorsun? Enes Norez'den daha iyi olabilir. İyi ya da kötü benim için sadece bir yabancı. Ben Meryem'e bir söz verdim. Söz vermeden önce bana sordun mu? Sözümden asla geri dönemem. Ne kadar büyük sözler ettiğinin farkında mısın Mirap? Eğer sen değil de başka biri olsaydı ve bana kız kardeşimin biriyle konuştuğunu, biriyle görüştüğünü söyleseydi, ona ne yapardım biliyor musun? Yeter. Çok uzattın. Artık bu konuda hiçbir tartışma ve konuşma istemiyorum. Bunu son uyarım olarak düşün. Evet Sabire, ama şöyle bir şey var ki ben kız erkeğin evlenmeden önce görüşmelerine ya da birlikte zaman geçirmelerine tamamen karşıyım. Geleneklerimizde böyle bir şey yok. Ben bunu uygun bulmuyorum. Yani sonuçta daha nikah kıyılmadı. Nikahtan sonra itirazım olmaz. İstediklerini yapabilirler. Kendileri bilir. Ben onları neden kısıtlayayım? Ama şimdi çok zor. Tamam, teşekkürler. Hüda Hafız. Hey, siz ikiniz hazırlanmış nereye gidiyorsunuz? Şimdi kesin güzellik salonu derseniz bakın. Güzellik salonunu eve getirdim. Gelin, eğer bir şeye ihtiyacınız varsa yaptırın, masaj yaptırın, cildinize baktırın. Bütün kızlar burada. Evet anne, aslında ben Meryem'in birkaç kıyafet almasını istiyordum. O yüzden tasarımcıları gezmeyi düşünüyoruz yani. Sorun değil, onları da eve çağırırız. Kıyafetleri getirmelerini söyleriz. Evet ama eve o kadar kıyafet getiremezler. Hem denememiz de gerek ve sadece bir tane tasarımcıya gitmeyeceğiz. Birkaç tane yer gezeceğiz anne. Yani onu durdurmayayım diye her şeyi deniyorsun. Hayır, asla öyle bir şey yok. Elbette sizin izninizi almadan hiçbir yere gidemeyiz. Meryem sen söyle. Alışverişe gitmek istiyor musun? Evet anne, lütfen. Hemen geri döneriz. Tamam, peki gidebilirsiniz ama Baktu da sizinle birlikte gelecek. Ben de geleceğim. Al bakalım, dünden hazır. Evet hanım anne, ben de birkaç kıyafet alacağım. Onlar hazır gitmişken Meryem'in düğünü için ben de bir şeyler bakayım. Evet ama biz geç kalacağız. Zaten benim öyle acelem yok. Hem birlikte olacağız, korkmana gerek yok. Onu da yanınıza alın. Hem birinin daha tavsiyesini almanız iyi olur. Evet hanım anne. Hem Meryem benim seçimlerimi her zaman çok beğenir. Peki anne, bizim itirazımız yok. Bizimle birlikte gelebilirsin. Ben de şimdi Sabire ile konuştum. Çocukların baş başa görüşmeleri için çok ısrar etti. Zaman geçirmelerine izin ver dedi. Ben hayır dedim. Bizim adetlerimize uymaz, böyle şeylerden hoşlanmayız dedim. Önce hayırlısıyla bir evlenin, sonrasına bakarız. Onu yanına alıyorsun ama dikkatli ol. Nasıl götürüyorsan aynı şekilde geri getir. Peki. Tamam peki. Gidin.
Mirab, Norez'le buluşmaya gitmiyor muyuz? Onu neden getiriyorsun? Bırak gelsin. Norez'in önünde bütün yalanları ortaya çıkacak. Lütfen arabayı çıkarır mısın? Bugün istemeseniz de peşinize takılacağım. Gizli gizli görmeye gittiğiniz şu Malik Zübeyir'i bir de kendi gözlerimle göreyim bakalım. Hadi bakalım Azra. İnsan böyle keyifli anlara her gün tanık olmuyor. Mirab, ben şuraya bakacağım. Şimdi ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Buraya tasarım kıyafetleri almaya gelmediniz. Biriyle buluşmak için geldiniz. Kiminle buluşacağınızı iyi biliyorsunuz. Özür dilerim, araya giriyorum. Ama şu yüzünü görmeyi çok istedim. Neyse, her iki şekilde de yine sen kaybedeceksin canım. Eğleniyor musun? Çok. Şimdi daha da eğleneceksin. Bak kim geliyor. Çünkü artık sana gerçeği söyletmek için uğraşmam gerekmeyecek. Gerçeği kendin söylemek zorunda kalacaksın. Selamünaleyküm. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Siz konuşun, ben hemen dönerim. Bir dakika. Çabuk dön ve yalanını Norez'e kendin söyle. Yoksa tüm gerçekleri anneme ben söyleyeceğim. Hı? Git. Gidelim mi? Gidelim. Aslında uzun zamandır seninle görüşmek istiyordum ama hanım anne izin vermediği için seninle görüşemedim. Ve geçen gün sana evliliği sorduğundaysa bana evet de demedin. Şimdi sen benimle Azra istediği için evleniyorsun, öyle değil mi? Hayır. Bunu sana Azra söyledi değil mi? Meryem'in senden hoşlandığını ve evlenmek istediğini söyledi. Evet, öyle söylemiştin Norez. Şimdi neden inkar ediyorsun ki? Hayır, ben inkar etmiyorum ki. Meryem, o bana evlenmek zorundasın demedi. Tersine bana onunla evlenmemelisin dedi. Seninle evlenmek isteyen bendim. Neden? Neden ne demek? Sen benden hoşlanmıyor musun? Uzun zamandır hislerini kalbinde saklamıyor musun yani? Buna nasıl kayıtsız kalabilirim?
Bak Nures, sana Azra'nın yalan söylediğini, Meryem'in sana karşı hiçbir şey hissetmediğini söyleseydim, bu evliliğe hayır der miydin? Ama bunu ne diye yapasın ki? O Meryem'le arasının bozulmaması için bu yolu tercih etmiş oldu. O benim için hiçbir şey yapmaz. Ne yaparsa kendisi için yapar. Sen bize cevap ver. Ben seninle evlenmek istiyorum. Seni seviyorum ben. Nores, şimdi beni iyi dinle. Hatta bunu sana Azra'nın kendisi anlatsın. Azra, Meryem hakkında ne söylediyse hepsi yanlıştı. Yalandı. Değil mi Azra? Ne diyeyim? Sadece gerçeği söyle. Gerçeği söyledim zaten. Bu yalanı daha fazla saklayamazsın. Azra, gerçeği söyle. Burada yalan yok. Ben gerçeği söyledim. Meryem. Bu doğru mu? Çünkü eğer gerçek buysa, seninle evlenmek istiyorum. Nores. Mortasim. Murtasim, lütfen beni bir dinle. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben oraya sadece Azra'ya neden hayır dediğini sormak için gittim. Mirap. Sabrımı zorlama. Murtasim, Azra ondan hayır demesini istemiş. Başka bir şey? Bazen Azra'nın peşinde koşuyor, bazen Meryem'in peşinde. Bütün bu anlaşmazlığın nedeni Azra. Aa, öyle mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa, o zaman beni oraya neden çağırdı? Aa, demek seni oraya Azra çağırdı. Ve çok iyi bir şey yaptı. Eğer beni çağırmasaydı, Nores'e Meryem'in başka birinden hoşlandığını söyleyecektin. Sadece yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışıyorum. Lütfen artık deneme! Bu Meryem'in hayatı. Aynen öyle. Ve Meryem annemin kızı. Sen bu işten uzak dur. Her şeyi Azra'ya. Sus. Bilmiyorsun. Sus artık, yeter. Bana istediğin kadar zarar verebilirsin. Ama eğer bu evden biri senin yüzünden zarar görürse, senin için çok kötü olur Mirap.
Azra. Evet söyle. Bir şey mi istiyorsun? Sana çay yapayım mı? Bir şey rica edeceğim. Rica mı? Rica etmek sana yakışmıyor. Sana emretmek yakışır. Emrin nedir? Bundan anneme bahsetme lütfen. Hanım anneye söyleyecek ve Mirab'ın başını derde sokacak. Hiçbir şey yok ki. Sen merak etme. Peki, teşekkür ederim. Beğendin mi? Ben gidip çay hazırlayacağım. Peki. Hadi Meryem, sen de benimle gel. Meryem, lütfen kendini üzme. Gelinlik geldi bile. Ben annemle konuşacağım. Ona Azra'nın bütün kurnazlıklarını anlatacağım. Ona bütün gerçeği olduğu gibi söyleyeceğim. Ona bir şey söyleme. Neden söylemeyeyim? Azra yalan söylüyor. Noreze'de bir sürü yalan söylemiş. Bunu herkes bilmeli. Azra yalancının teki. Önümüzde her şeyi inkar etti. Ne sanıyorsun ki? Annemin önünde kabul edeceğini mi? Çok büyük bir çıkmazdayım. Beni tuzağa düşürdü ve kendi yolunu açtı. Artık hiçbir şey yapılamaz. Ya kaçacağım ya da Murtasim abim kabul edecek. Gel gidelim. Hadi. Norez'le görüştüm. Özür diledi. Bana Mirab yengeye bir şey söyleme dedi. Meryem'le görüşmeyi o istemiş. Tepki vermeyecek misin? Şimdi de benimle konuşmayacak mısın?
Mai. Muhtar. Biri bana çay getirebilir mi? Aynı çayı yapmışsın. Annen de hep bu çayı yapardı. Ona çektiğimi sanmıyorum. Onu hiç görmedim bile. Ama bu tamamen aynı koku. Sanki çayı Naz'a yapmış gibi. Bu arada şimdi düşünüyorum da, eğer o zaman beni terk etmeseydin, aramızdaki bağ çok daha farklı olabilirdi. Farklı bir kucaklaşma olurdu. Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, kıyamet gününde benim ve Nazya'nın adıyla çağrılacaksın kızım. Şimdi kıyamet gününde inkar etme. Ben inançsız değilim. Çay çok güzel olmuş. Bak ne diyeceğim. Her gün benimle birlikte otur. Bir fincan çay içelim. Biraz kızım olmaya başla. Ve ben de baban bakkas olmaya çalışayım. İkimiz de mutlu olalım. O zaman sorun olmaz. Murtasim zaten inatçıydı. Şimdi daha da inat edecek. Ya Meryem'i köye hapsederse? Şey soracaktım. Sen köye neden gidiyorsun? Demek istediğim, zaten hastasın. Bırak Murtasim gitsin. Zaten bütün işlerle Murtasim ilgileniyor. Benim sorumlu olduğum tek şey bu. Sadece bunu yapıyorum. Beni kaçırmaya çalışan kişi Malik Zübeyir'di, değil mi? Evet. Başta Murtasim istediği için hapisten çıkarıldı ama bu sefer 3 kişiyi öldürdü. Peşini bırakmayacağız. Bence de bırakmamalısınız. Onun gibi zalimler cezalandırılmalı. Onlar yüzünden İnsanlar zarar görüyor. Sen avukat olmalıymışsın. Çok iyi bir avukat olurdun. Çünkü her zaman doğrunun yanındasın. Bu benim hayalimdi. Ama siz izin vermediniz. Herkesin hedefleri vardır. Hayalleri vardır. Benim en büyük hayalim de babam gibi avukat olmaktı. Yani demek istediğim, Vakkas gibi avukat olmaktı. O çok iyi bir avukattı. Neden bilmiyorum ama
benim davamı kaybetti. Mirap, gri siyah dosyamı bulamıyorum. Sen gördün mü? Ne oldu? Sana bir şey sordum. Ne oldu? Selamun aleyküm amca. Ve aleyküm selam. Ne oldu? Görünüşe bakılırsa kızın benden şikayetçi. Hayır, hayır. Senden hiçbir şikayeti yok. Bugün ettiği bütün şikayetler sadece benimle ilgili. Neyse, sana bir şey söylemek istiyorum. Hukuk oku. Hayalini gerçekleştir. Artık mutlu ol lütfen. Mirap, benim kontrolümde olmayan bir şeyi bana neden yaptırmak istiyorsun? Meryem'in evliliğinin peşini bırak artık lütfen. Boşuna kendini üzüyorsun. Sen sadece hayalini gerçekleştir. Ben senin yanındayım. Her zaman. Benimle konuşmayacak mısın? Hı? Kim bu Enes? Bu konu hakkında konuşmayacak mısın? Bu senin en sevdiğin konu. Hı?
kabul etmeyeceksin ki. Kabul etmeyeceksem neden sorayım? Bu iyiliği neden yapıyorsun? Ne değişti? Çünkü artık yetti. Seninle konuşmak istiyorum. Seni dinlemek istiyorum. Sana çok alıştım. Gece yatmadan önce benimle konuşmana, seni dinlemeye. Sabah kalkar kalkmaz ilk seninle konuşmaya alıştım. Sen konuş, ben dinleyeyim. Bana nasıl alıştın? Şimdiye kadar seninle hiç sevgiyle konuşmadım. Fark etmez. Ben sadece konuşmanı istiyorum. İstersen kavga et ama konuş benimle. Enes kim? Enes, Enes işte. Ne yapar, eğitimi nedir, ailesi nasıl? Bana biraz ondan bahset. Her şeyi öğreneceksin. Ama önce onunla tanışmalısın. Mirab, ben şimdiye kadar benden ne istediysen hep evet dedim ama bu sefer onu tanımadan evet demeyeceğim. Meryem'in ondan hoşlanması senin için yeterli değil mi? Meryem daha küçük Mirab. Madem daha küçük, o zaman onu neden evlendiriyorsun? O yetişkin Murtasim. Kendi için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilebilir. Sen ciddi misin? Çocuğun ailesinin geçmişini bilmeden, hasımlarını bilmeden evet mi diyeyim? Bunu nasıl yaparım? Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın, hiç şüphelenmez miydin? Ben öyle demiyorum. Şüphelerin her neyse, istersen hepsinden kurtulabilirsin. Sadece onunla bir defa tanış. Lütfen. Rica ediyorum. Ne yapıyorum bilmiyorum Mirab. Anneme karşı çıkıyorum. Onu nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. Sen onu nasıl idare edeceğini bilirsin. Ne de olsa sen Murtasim Hans'ın. Son kararı her zaman sen verirsin. Ve annem de kabul eder. Bu arada, hukuk okumaya devam etmek konusunda ciddi miydin? Neden? Bana inanmadın mı? Eğer gerçekten doğruysa, Meryem'in düğününden sonra okuluma devam etmek istiyorum.
Demin bana ne dediysen duymamış gibi yapacağım. Bu konuyu burada kapatacağız. Bunun hoşuna gitmediğini kabul ediyorum. Hatta bu çok utanç verici. O zaman bana neden söyledin? Çünkü gerçek bu. Bu gerçek olamaz. Söyleyen sen olamazsın. Karının ağzıyla konuşuyorsun. Anne, bunu Meryem istiyor. Kız kardeşini mi suçluyorsun? Yani sen Meryem'in biriyle, yani onun bir erkekle benim terbiyemi mi sorguluyorsun? Kimsenin verdiğin terbiyeden şüphesi yok. Bütün bunlar Mirab'ın işi. Bu kızın benim kızımla ne derdi var anlamıyorum. Meryem Norez'le nişanlandığından beri bir gün bile rahat durmadı. Baksana bu kız benim kızımın yuva kurmasını ve iyi bir aileye gelin gitmesini istemiyor. Benim karşımda duramadın ve onun yerine oğlumu karşıma çıkardın, öyle mi? Tövbe. Tövbe Allah'ım. Bu ne rezillik, bu ne iftira böyle. Yettin artık. Mirab'a hiçbir şey söyleme. Meryem'e sor. Meryem asla öyle bir şey yapamaz. Meryem. Anneme doğruyu söyle, ne istiyorsun? Günlerdir senin için mücadele ediyorum. Şimdi sıra sende. Konuş. Ne konuşacak? Ben ona çocukluğundan itibaren ailemizden başka kimseyle evlenemeyeceğini öğrettim. Benim isteğime asla karşı çıkamaz ve ailesinin geleneklerini asla çiğnemez. Meryem. Anne. Anne, Mirab doğru söylüyor. Ben Enes'ten hoşlanıyorum. Meryem! Meryem, sen ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir şey olamaz. Olamaz dedim, olamaz. Anne, lütfen bırak onu. Böyle bir bırak şey yapamazsın. Onun hiç suçu yok. Bütün bunları aklına o soktu. Bütün bu saçmalıkları. Benim kızım bunu yapamaz. O bana karşı çıkamaz. Böyle bir şey olamaz. Benim kızım bunu yapamaz. Anne, yeter. Bütün bunlar Mirab'ın işi. Burada Mirab'ın hiçbir kusuru yok. Meryem senin önünde itiraf etti. Meryem, ağlayarak hiçbir şey elde edemezsin. Su iç, gel otur şuraya, otur. Meryem. Azra. Sen neden geldin? Meryem. Hiç utanmıyor musun? Meryem. Git buradan. Meryem. Sana git dedim. Beni Meryem. Anlamıyor musun? Sakın geri dönme. Bu odada bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin. Otur şuraya. Her şey yoluna girecek. Murtasım her şeyi halledecek. Annem beni cezalandıracak. Beni Mayın'ın yanına köye gönderecek. Hayatım boyunca orada kalacağım. Mirab. Mirab, benim kaçmam saçma gerek. Saçma sapan şeyler söyleme. Öyle bir şey olmayacak. Ben senin yanındayım. Korkmana gerek yok. Bugün olanları Enes'e asla söylemeyeceksin. Söyle ona, seni resmen istemesi için annesini buraya göndersin. Ya annem hayır derse? Murtasım evet dedi değil mi?
annem de kabul edecek. Şimdi yapacağın tek şey var. O da Enes'ten annesini göndermesini istemek. Mirab doğru söylüyor. Muhtesim Han kabul mü etti? Ama nasıl? Mirab. Mirab onu ikna etti. Enes artık anneni alıp bize gelebilirsin. Yani tamam ama hanım anne, o da kabul etti mi? O da kabul etti. Herkes kabul etti. Her şey yolunda. Annene birlikte beni ne zaman isteyeceksiniz? Enes, sana soruyorum. Ne zaman geliyorsun? Söylesene, artık her şey yolunda. Evet, biz... Biz geleceğiz. Görüşürüz. Abim çok iyi. Mirab da bana çok destek oldu. Allah'a çok şükür. Onunla bir kez tanışmanın ne sakıncası var? Benim kimseyle tanışmama gerek yok çünkü Meryem Norez'le evlenecek. Artık bütün aile öğrendi. Ayrıca sen de çok iyi biliyorsun ki biz kızlarımızı asla aile dışına evlendirmeyiz. Her şeyin bir ilki vardır anne. Hem zaten Meryem Norez'den hoşlanmıyor. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. O Norez'le evlenecek. Ben öyle uygun gördüm. Mirab'la beni evlendirmeden önce bana fikrimi sormadın. Şimdi bir şekilde bu evliliği yürütmeye çalışıyorum. Başarılı olacak mıyım bilmiyorum. Belki de Mirab beni terk edecek. Ama bunun kardeşimi olmasına izin vermeyeceğim. Murtasim, bunlar senin değil, karının sözleri. Bunların hepsi onun başının altından çıkıyor. Böyle düşünmesinin ne sakıncası var? Hem dinimiz de buna izin veriyor. Kızlar kendi seçtikleri biriyle evlenebiliyorlar. Şimdi de bana dini mi öğretiyorsun? İlla ki öğretmek istiyorsan karını anlat. Ona bir kadının kocasına karşı görevlerini öğret. Tamam, bu mesele kapanmıştır. Meryem Norez'le evlenecek, o kadar. Kızımı aile dışından birine vermeyeceğim. Lütfen onu bir kez gör. Görmek istemiyorum. Marie. Amcamı çağır. Emredersiniz han. Sen ne söylüyorsun? Ben her şeyi ayarladım. Kızın nişanını yaptım. Demek Şahnavaz abime verdiğin sözü tutmayacaksın.
O ölürken iki çocuğunu da sana emanet etti ve sana bir söz verdirdi. İkisine de iyi bakacaktın ve ne isterlerse yapacaktın. Unuttun mu yoksa? Meryem'in isteği Norez değil. Şu Enes denen çocuk. Onunla bir kez olsun görüş. Evet ama el aleme ne söyleyeceğim? El alem ne derse desin. Sadece düşün. Şahnavaz abinin yüzüne nasıl bakacaksın? Her gün birçok insanla görüşüyorsun. Birçok kadının adına karar veriyorsun. Bir kere de bu aileyle tanış. Eğer onları beğenmezsen hayır diyebilirsin. O zaman hayır demek için bir sebebin de olmuş olur. Anladın mı? Çağır onları. Bir bakalım. Neye bakıyorsun? Hı? Bir şeye bakmıyorum. O kadar iyi mi görünüyorum? Hı? İyi görünüyor musun bilmiyorum. Ama kötü de görünmüyorsun. Yani iyi görünüyorum. Bilmem. Şu dergiyi düzelt. Ters tutuyordun. Ne zaman geliyorlar? Yoldalar. Kızım, üzerine çok büyük bir sorumluluk aldın. Sence bu çocuk Meryem'e uygun mu? Çok iyi biri. Hem sonuçta onu Meryem seçti, iyi olmalı değil mi? Bu renk sana çok yakıştı. Hı? Her zamanki gibi çok güzelsin. Bugün herkese çok güzel görünmelisin. Hı?
Nikah ayın sonunda yapılmayacak mı? Bugün özel bir gün mü? Neden bu kadar mutlusunuz bakayım? Burada ne işin var? Sana bir daha odama gelme demedim mi ben? Çok güzel görünüyordun. Seni görmeden edemedim. Önemli değil Meryem. Bunu Azra da bilmeli. Ne de olsa o da bu evin bir ferdi. Aslında Meryem'e talip çıktı. Çocuk başka bir aileden. Ve en güzel tarafı da Murtasim kabul etti. Meryem o çocuğu çok seviyor. Bu arada böyle insanlar ne kadar şanslı değil mi? Sevdikleriyle kavuşabilen insanlardan söz ediyorum. Çocuğun adı Enes. Eğer istersen Noraz'a söyleyebilirsin. Meryem, bugün hiçbir şey için moralini bozma. Çok güzel görünüyorsun. Bir an önce hazırlan de ben de dışarıdaki hazırlıklarla ilgileneyim. Tam da her şey yoluna girmeye başlamıştı. Keşke ölseydin Mirab. Eğer sen olmasaydın bir şekilde Murtasim'in beni sevmesini sağlayabilirdim. Malik Zübeyir, ismin konusunda bana yalan söyledin. Şimdi de sahte anneni mi getireceksin? Yoksa annen Malkani'yi mi getireceksin? Malkani ismini duymuştum ama nasıl biri olduğunu hiç bilmiyorum. Eğer Malkani gelirse o zaman her şey ortaya çıkacak. Ve benim Meryem'le Mirab'ın sırrını herkesin önünde ifşa etme planlarım da gerçekleşmeyecek. Şu Mirab gerçekten çok akıllı. Çok iyi oynadı. Ama Murtasim, Malik Zübeyir'i Enes olarak nasıl kabul edecek? Ve bu evliliği? Hayır. Sırf Mirab istedi diye aile dışından birinin Meryem'i istemeye gelmesini kabul ediyorsa, Mirab onu Enes'e de razı edebilir. Neyse Azra Hanım. Gördün mü yine başaramadın. Her seferinde Mirab tarafından mağlup edilmek kaderinde varmış. İçimden o kızın ellerini kesmek geliyor. Ama şu Malkani neye benziyordu? Bir hatırlasam. Meryem, benim adım ne? Anne. Benim adım ne dedim? Anne. Meryem adımı söyle. Selma anne. Şükür ismimi hatırlayabildin. Ama sana verdiğim terbiyeyi nasıl unutabildin? Sana en başından beri seni aileden biriyle evlendireceğim demedim mi? Sırf bu şartla okumana izin verdim. Ama sen... Sen bu sefer haddini çok aştın. Beni affet lütfen. Saçmalamayı bırak. Bu küçük bir hata değil ki affedebileyim. Ve seni affetsem bile geri adım atmaya hazır mısın söyle.
Hayır. Anladım. Sen benim başımı öne eğdirdin. Hatanın Azra'da olduğunu sanıyordum. Meğer en büyük hata sendeymiş. Beni kandıramazsın. Aklını o çeldi, değil mi? Çünkü şu aralar senin annen oldu. Anne, neden her şey için beni suçluyorsunuz? Çünkü bu evde işlenen her suçun arkasından sen çıkıyorsun. Ama ben kime ne diyeyim ki? Öz kızım bile benim başımı öne eğdirdi. Benim güvenimi kırdın Meryem. Hayal kırıklığına uğrattın. Ben annemin kalbini kırdım. Onun güvenini mahvettim. Onu çok kızdırdım. Meryem, merak etme. Annemin siniri geçici ve göreceksin. O Enes'le tanıştığı zaman çok mutlu olacak. Ben bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.